أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد صدق الله العظيم السلام والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله Es-salatu ve-selamu aleyke ya nur-i arşillah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya seyyidine ve-veline vel-ahirin. Cemil enbiyayı vel-mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malumun Allah'ın hamd de başlarım sohbetime. Muhterem kardeşlerim. Allah razı olacağı şekilde bizleri yaşatsın. Razı olarak da emanetini alsın. Evet. Rabbim rahmetine nam tenahi ihsan etmiş, kullarım istifade etsin diye. Eğer bu istifadeden habersiz yaşıyorsa kişi, birkaç kere yuhulsun ervahına. Evet, bir kere yetmiyor, az gelir. En mütekamil şeriatı karra, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine bahşedilen ve bizleri de yakın kılan, yaşamak sevincini, zevkini bahşeden Rabbime ne kadar şükretsek azdır. Sohbetlerimin hemen hemen başında bundan bahsediyorum. Nankör olmayın, Allah'ın oturduğu rahmetini idrak edin. Ama bununla beraber başka şeriatlara tabi olmuş, hakiki Peygamber Efendilerimize tabi olmuş kişileri küfürle itham etmeyin. Bu hastalık tarih boyu devam etti geldi. Korkuyorum ki kıyamete kadar gidecek. Ama Allah lütfetsin de bu hastalığın devası işte Hazreti Kur'an. Rabbim vermiş, lütfetmiş. Ama biz yine işimize gelen taraftan konuşmak istiyoruz. İşimize gelen tarafı mütalaa ediyoruz. İşimize geldiği şekilde tefsir ediyoruz. Evet, Allah huzurumda affetsin. Ama affetsin de böyle mi gidecek? Hep böyle mi olacak? Hep düşman geldik, düşman mı gideceğiz insanlar birbirine? Sen neden bahsediyorsun? Evet. Babadan anadan başlıyor düşmanlık. Taraf etrafımızdan başlıyor düşmanlık. Aynı kitaba, aynı Allah'a, aynı Resulüne inanmış insanlardan başlıyor düşmanlık. Ne acı değil mi? Alt ölçüyü alabiliyor musunuz bunu? Ne ölçüsü? Çok söylüyorum, tekrar ediyorum. Ne kadar İslami toplum varsa ülkemizde, dışarıda. Bunlar hep birbirine düşman oldu mu? Yanlış mı? Değil. Bahane arıyoruz düşmanlık yapmak için. Sen şöylesin, ben böyleyim. Gerekçe arıyoruz ferahlık duymak için. Bu sözlerimizi tasdik etmek için de bahaneler arıyoruz. Birbirimizin ayağının altına karpuz kabuğu koyuyoruz. İyi kaysın da anlatalım diye.
Ondan sonra da utanmadan, sıkılmadan Allah'ın dostluğu bize yeter diyoruz. Ne acayip şey. Sen demek böyle diyeceksin, yaşayacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki Allah'ın dostluğu bize yeter. Kediler de güler. Allah'ın dostluğu bize yeter. Öyle mi? Öyle mi görünüyor oradan? Nasıl görüyorsun bu dostluğu? Evet. Geri kalmış. Geri kalmış insan. Dünyaya ayak uyduramamış. Allah'ın rahmet sıfatının bu türlü tecellilerini görememiş insan. Yalnız birkaç kelimede mütalaa etmiş insan. Bilmiyor ki biz arza nice nice ayetler indirdik. Onu kamil insan okur. Aklı selim insan okur. Dini İslam'ı kendi zaviyene, kendi tarafına çektin. Biziz Müslüman dedin, gerisi hep kafir, gavur. Taraf etrafında İslam'a yakıştıramıyorsun. Hani çok anlatırım, tekrarında fayda var. Çocuğunu okutuyor baba ana. Saf, temiz insanlar. Evladım dinini bilsin diye okutuyor, başkalarına yardım etsin diye okutuyor. Maalesef iç acıcı bugün tedrisat elimizde değil. Ama Rabbim nazarını almasın üzerimizden. Yine bir ilim öğretenin Allah yolunda kölesiyim buyuruyor Hazreti Ali Kerimullah ve Şeyh Efendimiz. Biz çok ilim öğreniyoruz ama anayasası çiğneniyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum bugün. Yazdığım meselede de bu var. Rica ediyorum bütün dünyaya, sadece Türkiye değil, evvela Diyanet'e rica ediyorum. Ne olur, yanlışsa uyarın bizi. Doğruysa düzeltin bunu Allah Resulullah aşkına. İyi tetkik edin. Bir din geldiği zaman diğer din iptal olmaz. Olur diyecek bir ayet göster. Olmaz diyen yüzlerce ayet var. Kur'an'dan bahsediyorum. Ne olur? Yeter artık. Hislerinizle hareket etmeyin. Allah'ın rahmet sıfatı ne de tecelli ediyorsa onu gösterin bize. Evet. Lütfen. Dünyaya gösterelim, sadece bize değil. Dünya anlasın İslam nedir. Hayrat gösterdik İslam'ı. Acı gösterdik İslam'ı. Yaşanmaz gibi gösterdik İslam'ı. Dünya medeniyetiyle bağdaşmaz gibi gösterdik İslam'ı. Teknolojiyle bağdaşmıyor. Muasır milletler seviyesine çıkaracak bir rahmetin dışında gösterdik İslam'ı. Hayır. Yanlış bunlar. Yanlış bunlar. Zaman o kadar ilerliyor, dünya küçülüyor, insanlar niçin, neden, nasıl sualinden kurtulamıyor ve bunun cevabını bulamadığı zaman inkisarı hayale vuruyor, imanının tekamülünden şüpheye düşüyor, Allah korusun. Ve materyalistlerin kucağına kaçıyor. Maddeden öte ilmi gitmeyen akılcılar var ya, akılcı, 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 akılcı.
Onların ister istemez kucağına taşıyor. Çünkü sen hakikati gösteriyorsun. Hakikat ilmini aşina değilsin, gösteremiyorsun. Niye? Yok mu? Var. Sen hakikat ilmini dışlayarak nereye gidiyorsun, nereye varacaksın? Sitem etmiyorum. Hepimiz bunun içindeyiz. Merhem gösteriyorum. İşte ilacı. İşte ilacı. Neymiş o? Kuş yolu izlediğini yerim. Neymiş o? Çok dinlediniz. Tekrar ediyorum. Çok lazım bu. Bir din geldiği zaman diğer din iptal olmaz, bitti. Çünkü Allah verdiğini geri almıyor. Allah kulunun zaafına göre ihsan ediyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu busır. Bunu görmeyen insan çözemez bunu. İslamiyet doktor indir, her zaman din İslamiyettir. Size din olarak İslam'ı seçtim. Size dininizi tamamladım hitabının anlamı bu. Başka, İslamiyet'ten başka din arayan husrandadır. Sade bir zümreye değil, umumu lütfediyor Rabbim. Allah hakiki İslam kılsın cümlemiz. Ve dünya bilsin ki İslamiyet Allah'ın din olarak seçtiği rahmet ilahidir. Şimdi öyle bir şey ki hep aynı hastalığa tutuldular. Hala çekiyoruz bu sancıyı. Ben Hristiyanım diyor, Müslüman değilim. Müslümansın, Allah'tan kork. 12 havara yön ne dediler? Kur'an-ı Azimüşşan da var yazılı. Allah, Peygamber İsa Aleyhisselam Peygamberimiz, Efendimiz, bizim de Efendimiz. Bütün peygamberlerden Allah izinden ayırmasın, razı olsun. Allah'ın elçileri bunlar. Bunlar Allah'ın eş ortağı değil, şerik-i naziri değil. Yanılmayalım. Biz böyle de ilahlaştırarak küfre gidiyoruz. Bana sıvı sıkıntılarımda kim yardım edecek Allah yolunda denildiği zaman 12 havari yön dediler ki bizler yardım edeceğiz. Çünkü Müslümanız. Bizler Müslümanız. Bakın, dikkat edin. Senin tahtı tasarrufatın altında değil. İbrahim ne Yahudiydi ne Hristiyan. Dost doğru Müslümandı. Hanif olarak geçer. Hanefiydi. Hanifti. Yoksa İmam-ı Azam Hazretleri'nde Hanefi denir ya, kızının da ismi Hanefi olduğu için bazı hak vermeyenler ya kızının şeriatı üzere gidiyor bu diye de istisna ederler. Alakası yok. Hanif İslamiyet demektir. Gerçektir. Ebu Hanife denir ya, Hanife'nin babası. Ama Hanif'in anlamını idrak et. Şimdi her semavidin aynı hataya düşmüş diyoruz. Allah affetsin sorumuzu. Aftan ümitle yaşıyoruz. Başka ümidimiz yok. Dini İslam'ı anladık mı? Bir din gelince diğer din iptal olmaz, anladık mı? Anladık. Anlayanlar anlar. Anlamayanlara uğurlar olsun. Yeter diyoruz artık. Her ahmaklığın bir yeri var. Bir hududu var. Lütfen artık dinimizi anlayalım. Anlayalım, başkalarının anlatmasına muhtaç değiliz. Akılcı akılcı din olmaz. Akılcı din olmaz. Akıl
Bir yere kadar. Nereye kadar? Kevni hakikatlere kadar geçerlidir. Ondan sonra akılsız olalım mı? Hayır hayır, akıl yine lazımdır da. Aklın işi değildir o ölçüler. O ölçüler aklın gücü yetmez. İdrak-i meali gücü akla gerekmez. Zira terazi bu kadar sıklatı çekmez. Nakildir. Din nakildir. Ama akla hitap eder. Kevni hakikatlere kadar akla hitap eder. İyi anla. Madde alemine kadar akla hitap eder. Ondan sonra nakil, 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 nakil. Hiçbir zaman emrilahi akılla ölçmeye kimse muktedir değildir. Hele aşk, aşk, aşk yönlü. Evet. Hiçbir zaman akılla ölçemezsin. Şeyi çalıştırın bakalım. Uzun sürer mi? Sen alıyor musun? İyi. Ama şimdi aşağısı da duymuyor. Neyse çalışırsınlar bakalım. Kontratörler niye döndü? Dönüyorum. Efendim? Dönüyorum. Ha, dönüyordu da duruyor. Evet, elektriklerimiz kesildi, jeneratöre girdik, onun için biraz tehir ettik. Demek ki akılcı akılcı bir yere kadar, ondan sonra nakil. Efendim biz aklın dışında bir şey kabul etmiyoruz diyenler, şeriata küfrettikleri zaman tasvip edilmiyor da Allah ıslah etsin. Akıllarının ermediğini görüyoruz. Evet. Eğer akıl kifayet etseydi insanlarda, çok dikkat. Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ne bir peygamber göndermeye ihtiyaç vardı, ne kitap göndermeye ihtiyaç vardı. Sizi öyle bir şeyle teçhiz ettim ki aklınızla her şeyi bulabilirsiniz. Bakın insaf edin. Hoş bazı akılcıda direnenlerin ibadet taatlı pek işleri yok ama yani yanlış anlamayın, ibadet taattan bahsediyorum. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin %99'u Müslüman. Hatta %100'ü Müslüman da, işte Müslüm gayrimüslim diye ayırt ediyor da biz de korkuyoruz, oraya pek temas edemiyoruz. Müslüman, Yahudi de la ilahe illallah diyorsa Müslüman mı? Müslüman, bak açık söylüyorum. Ermenisi de diyorsa la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyorsa Müslüman mı? Müslüman. Ama Müslüman nedir, İslam nedir? Bir olan Allah'ın iradesine bağlanmaktır. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle buyuruyor, Habibim, o bedevilere söyle de iman ettik demesinler, İslam'a girdik desinler, giriyoruz. La ilahe illallah Müslüman. İman, evet, kişi imanla cennete girer. İmansız adamın cennete işi yok. Orası cumartesi pazarı değil. İmanla kişi cennete girer,
İbadet taatla derecesini yüceltir. İbadet taat. Bakın şart değil. Derecesini yüceltir. İhya eder kişiyi. Allah'ın rahmet sıfatının tecellisidir. Başka türlü düşünme. Hata edersin. Demek ki akıl bir yere kadar, aşk caddesinde akıl hiç yürümez, akla tıkandı. Aşk akılla ölçülmez. Çünkü ilahidir, hayvani tarafı yoktur aşkın. Her tarafı ilahidir. Evet, burada Cenab-ı Hakk'ın tertibi olmadan gidemez kişi. Aşık olur da ne olduğunu bilmez, neye aşık olduğunu bilmez ama aşık olur. Kim ezeli ervahla Allah sevmiştir o kulunu. Öyle manasız, herkesin de ağzına girmez bu kaşık. Aşk delilik demek değildir. Falan. Ne bu? Aşık değil bu. Ne? Bilmiyorum ki ne? Hava kaçırıyor. Herhalde şifop mu bozuktur? Nedir? Ha, sahipsiz zavallı, şifopsuz. Ya? Sofi hakikat ilmi ile amel eden bir fakihten başka bir şey değildir. Sofi. İyi dinleyin. Hani istemiyorlar ya, kabul edilmiyor ya, derviştir bilmem nedir deniyor ya, o hakikat ilmini yaşayan bir fakihten başka bir şey değildir. Allah onun ilmiyle şeriatın inceliklerine, inceliklerin esrarına vakıf kılmıştır. Muttali kılmıştır. Onun için Allah bütün kullarını o fakihlerden eylesin. Ya, hakikat ilmi diyorum. İşte örnek. Hakikat ilminden bahsediyorum. Bir semavi din geldiği zaman diğer dinlikler olmaz. Hakikat ilmi bu. Akılla bunu çözemedin. Olur dedin. Düşman ettin insanları birbirine. Yolumuzu şaşırttırdın. Lütfen artık yeter. Olmaz dedin. İptal olmazdı. Duyur bunu dünyaya. Ki İslam anlasınlar. Hazreti Kur'an'ı baş tacı etsinler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'i kadrini bilsinler, anlasınlar. En tükemli insanlara gönderilmiş. Başka peygamber gönderilmeyecek son peygamber olarak. Hani bazıları diyor, bunu da kabul etmeyin, rica ediyorum, bakın anlatıyorum. Efendim son zamanda İsa Aleyhisselam gelecek yeryüzüne, işte Peygamber Efendimiz şeriatı amel edecek falan filan. Muğlak. Niye? En son Peygamber Hazreti Resulullah. Tekrar başka Peygamber gelmeyecek. Anlamını değiştirme. Çürütüyorsun. Son Peygamber'i çürütüyorsun, Allah sana. İsa Aleyhisselam geldi. Allah tabi olanlardan razı olsun. Ama la ilahe illallah bozmayanlardan. Değil mi? Bozanlar da Allah ıslah etsin. Yani şimdi beddua etmiyoruz. Mevzumuz beddua değil. Anladın mı? Bu düşmanlıklar bitsin artık. Bitsin bu düşmanlık. Demek ki akılcı akılcı din olmazmış. Akılcı felsefe olur felsefe. Felsefe bir maddenin enine boyuna derinliğine boyutlamasıdır felsefe. Felsefe madde ilmidir felsefe. Tasavvuf değildir felsefe. İhlas, takva, vera tasavvuftur. Felsefe değil. Din-i İslam'ın bütün semavi dinlerin özüdür. İşte okuduğum sofi hakikat ilmiyle amel eden bir fakihten başka bir şey değildir.
Sofi'yi başka türlü görmesem. Efendim Sofi işte sof giydiğinden, ehli sofadan gelmesinden, şöyleden böyleden bahsederler. Dünya kullan beri Sofi mevcut, Sofi. Aşk-ı ilahi yaşayan insan. Hakikati yaşayan insan. Evet. Hazreti Allah da öyle buyuruyor. Sakın Habibim, göz, sabah akşam beni zikreden, o zümreden gözlerini ayırma. Yanlarında sevad et. Uzaklaşma onlardan. Evet. Efendim, öyle bir şey ki, meşgulatını meşgulatla halledemezsin. Muhaldir. Meşgul, bilinmiyor. Onu meşgulatla neyi halledeceksin? İnsanı yalnız beş duygunun kuru bir makinesi haline getirmeyin. Beş duygunun diyorum bak madde alemindeki duygularımızın. Beş tane gözümüz var ya bizim. Bunların kuru makinesi haline getirmeyin. Hakikate doğru yönelin. Yetmiyor bu. Yetmiyor. Materyalistlikten başka bir şey getirmiyor. Maddeden başka bir şey olmuyor. Kişiyi tatmin etmez madde. Dünyada lazımdır. Allah-u Teala Hazretlerinin ve Tekaddes Hazretlerinin rahmetinin tecellisi vardır maddede. Bu alemi ben yarattığım anlamı budur. Ey insan, sen tanzim edeceksin. Bir vazife veriyor Allah sana. İyi gör, iyi bil, tanı. İnsanı dıştan ahlaklaştırmak zordur, kolay değil. Hemen hemen mümkün değildir. İnsanı ruhen ahlaklaştıracaksın. Nedir bu? Mekarim-i ahlaktır. Hazreti Allah'ın lütfü ihsan olup, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gelen mekarim-i ahlak tasavvuftur işte. Bunu dışladığın zaman gülünç olursun. Makineleşirsin, robotlaşırsın, mana alemin olmaz. Olur bir nebze oluyormuş gibi zannedersin ama ölçün yanlıştır, yanılırsın. Şunu arz edeceğim, yani özür dileyerek konuşuyorum. Antalya'da biliyorsunuz ayda bir gün, yani ay geldikten sonra ilk pazar günü sohbetim oluyor, ben zikre geliyorum. Yaşlandım, yani şikayet etmiyorum. Fazla tahammül edemediğim için özür dileyerek sizlere. Ankara'da da ayın ilk pazar günleri inşallah böyle sohbet edeceğiz, zikredeceğiz. Sair pazarlar yine zikredeceksiniz orada ama bana müsaade edin de istirahate çok muhtacım, ihtiyacım var. Allah sizlerden ayırmasın, uzaklaştırmasın. Yani özür dileyerek anlatıyorum. Çünkü fazla yoğunluğa tahammülüm yok, gelemiyorum. Bu bakımdan da malumat veriyorum, yanlış anlamayın. Yine ziyaretlerimizi, görüşmelerimizi yaparız tabii imkan buldukça. Fakat eskisi gibi böyle güçlüdür, mecburdur falan. Sakın düşünmeyin bunu. Olmaz mı? İlan ediyorum.
Demek ki önümüzdeki haftaya fakir sohbete katılmayacağım. Zikri de mikrofonla veriyorlar, evde iştirak ediyorum. Allah razı olsun cümlenizden. Yani beni bu şekilde kabul edin, rica ediyorum. Evet. Toplumumuza sahip olalım. Bizim toplumumuz siyasi bir kuruluş değil. Politikamız Allah rızası. Başka bir şey değil. Tekrar ediyorum, partici değiliz biz. Hiçbir partiye iltizam etmediğimiz gibi her partiye de oyumuzu vermekte serbestiz. Nasıl? Bir vatandaş olarak gönlün nereye arz ediyorsa oraya oyunu verirsin. Ama oy vermeden de vatandaşlık vazifesini yapıyorum deme. Kullan mutlaka oyunu. Bir vatandaş olarak oyunu kullanacaksın. Allah hepsinin işini rast getirsin. Hepsi bu millet için çalışıyor. Biz bunları birbirinden evet insan olarak şu ecik biraz gıcırı bükmeye, düşü kaytardı falan diyoruz ama hakikatte birbirinden ayrı görmüyoruz. Cumhuriyetin hayranıyız. Demokrasinin de hayranıyız. Bunu korktuğumdan söylemiyorum. Yaşadım söylüyorum, yaşıyorum. Layıklığı medyada da bahsettim hayli. Dinsizlik olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bu millet dindardır, dininden uzaklaştıramaz. Buna gücün yetmezse, dünyanın gücü yetmez. Onun için milleti mutazarrıl etmeye mana yok. Ama bid'atlardan, hurafalardan Allah kurtarsın. Katılaşmış insanları kastetmiyorum. İnsanlara dünyayı karanlık gösteren, ahireti de karanlık gösteren kişiden Allah'a sığınırız. Sen kafirsin, sen gavursun diye hüküm verenlerin şerrinden de Allah'a sığınırız. Evet. Çünkü müdriksiz Allah'ın affı mağfireti sonsuzdur. İnanıyoruz Allah'a. Rabbim bu imanımızı korusun. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son ahir zaman peygamber olarak kabul ettik şeriatını. Yaşamaya çalışıyoruz elhamdülillah. Ama niçin bazıları korkuyor? Bunlar ayrı bir sohbet konusu, uzun uzadıya. Suçlamıyoruz onları. Biz korkuttuk onları. İstemiyoruz şeriatı dedirdik. Çünkü şeriatı gösteremedik. Evet, kimseyi suçlamıyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Onun için layıklık arıyorsan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını tetkik et. Buram buram layıklık göreceksin. Yakum dinikum ve ledin buyurdu Hazreti Allah. Öyle anlamsız yere iftira etme, hücum etme. Başkalarına cihat cihat diye kimsenin ocağını söndürmeye hakkın yok. Bir Müslümanı öldüren sebepsiz yere kişi bütün insanlığı öldürmüş gibi ceza görecektir. Allah korusun. Rabbim böyle anlamsız zihniyetlerden uzak tutsun. Bu şekilde telkin edenlere inanmayın, iltifat etmeyin. Tekrar rica ediyoruz, Allah vatanımızı elimizden almasın. Aldırmasın yani, Allah almaz da aldırıverir. Haddi aşarsak. Allah ordumuzu korusun, göz bebeğimiz, bizim yavrularımız. Başka bir yerden mi getiriyoruz? İthal mi ediyoruz? Evet. Allah bu milleti orduyla karşı karşıya düşürmesin. Korktuğumuz yer bu yavrum. Sakın buna fırsat vermeyin. Yani camide de bu konuşulur mu? Derdimiz bu bizim.
Siyaset yapmıyorum. Derdi dile getiriyorum. Madem ki bu Abdülaziz'i rehber olarak tanıdınız, işte size sesleniyorum. Gerek sizler, gerek mantığımı dinleyen kardeşlerim, bu düsturu bozmasınlar. Evet, bu düsturu bozmasınlar. İnşallah dini İslam'ın gerçeği anlaşılacak, dünya hayranlığını ifade edecek, yaşamaya çalışacak. Yalnız biz Müslümanız demeyelim de, La ilahe illallah diyen Müslümandır, kardeşimizdir. Peygamberimiz Efendimiz böyle buyurdular, Hazreti Kur'an bunu ihtiva ediyor. Onun için sakın başka türlü hareket etme. Bu hususta ayette var mı? Var tabii. Çok ayetler var. Bir tanesini okuyuvereyim size. Habibim, söyle ehli kitaba, geliniz, hepimizi ilgilendiren bir mana üzerinde duralım. Ehli kitaba söyle. Ya ehli kitap yok da nereden çıktı bu ehli kitap? Söyle diyor Hazreti Allah. Yapmayın, yeter. Evet. Ama şöyle yaşıyor, böyle yaşıyor. O Allah'la kulun arasında girme. Allah ihsan etsin de Allah cümleye Kur'an yaşatsın. Şöyle onlara gelin, anlaştığımız hepimizi ilgilenen bir kelam üzerinde duralım. Nedir? La ilahe illallah diyelim. Birimiz birimizi ilahlaştırmayalım. Habibim, onlar kabul etmezlerse sen onlara de ki, etmeyenlere. Şimdi sadece onda değil, bizim içimizde de var ya böyle etmeyenler. Heh. Siz de şahit olun, bizler Müslümanız. Heh. Anladık mı Müslüman? Dersen sen de Müslümansın. Ayetin başka anlamı varsa söyle. Allah rızasına muvaffak amellerinde cümlemizi teşhis ediyorsun. Rabbim manasız, anlamsız ilimden Rabbime sığınırız. Evet. Rabbime sığınırız. Dünya ve ahiret faydası olmadı ilimden. Rabbime sığınırım buyurdu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için İslam'ı yaşamak istiyoruz. Gerçekleriyle de yaşamak istiyoruz. Bu zümre o zümredir. Allah'a dediğiniz artırsın. Kimse buna mani olamaz. Olamaz diyorum. Yiğitlik mi satıyoruz? Hayır. Gerçeği dile getiriyorum. Hemen ederler bizi, eza ederler. Allah hesabını sorar. Gizli gizli Allah'ı zikrederiz. Başka bir kastımız yok. Ne devletin aleyhindeyiz, ne hükümetin aleyhindeyiz, ne şunun bunun aleyhindeyiz. Allah'ı zikretmek için toplanmış bir toplumdan başka bir şey değiliz. İslam'ı yaşamak için. Allah elimizden almasın. Onun için hiç korkmayın. Kimse size düşman olmaz. Düşmanlık yapacak bir şeyiniz yok ki. Niye düşman? Ama haddini bilmezsin de, şehrinde sözünü tutmazsın da, yine bildiğin gibi hareket edersen, bilmem neyin kumar ayakların gol olsun demiş. Yazık. Kıyamete kadar bu düstur lazım bize. Biz İslam yaşıyoruz. İnandığımız gibi, görerek dost cemalini gider illallah diyenler, görerek dost cemalini, ilmel yakinden geçmiş, aynel yakin, hakkal yakin, şiar edilmiş insanlar, toplum, Allah uzaklaştırmasın. Efendim,
Dervişlik sıfattır. Allah cümle ihsan etsin. Dervişlik sıfattır. Allah almasın bizlerden en güzel sıfat. Çünkü en büyük derviş Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa. En büyük derviş, onun hayatında tecelli etmiş dervişlik şiması. Rabbim bizlerinden ayırmasın. Evet, Rabbim bizlerinden ayırmasın. Başka bir şey değil. İbadetin toplusu eftaldir. Herkes Allah'ı zikreder. Bir de virt edinmiştir derviş. Virdi olmayanın varidi olmaz buyurmuş ulema, gerçek ulema. Evet. Virdi olmayanın varidi olmaz. Eğer bir insanın Allah'ı zikirde virdi yok ise, Allah'a karşı utanmıyor muyuz? Yoktur onun bir şey istemeye. Evet. Onun için virtlerinize dikkat edin. Zevkle yapın, istekle yapın. Efendim, gafletle değil, bilerek yapın. Allah'ın lütfu ihsanıdır, size bilin bunu. Yoksa herkes Allah'ı zikreder. Virt edilir. İbadetin devamımıza eftaldir. Şahsen insan Allah'ı zikrettiği gibi cemiyet olarak da zikreder. Yahu neresi bunun korkunç? Neresi gülünç? Münferit kılınan bir namaz, cemaatle kılınan bir namaz 27 derece vardır denir. Cemaatle kılınan bir namaz. Cemaatle yapılan bir zikrullah. Bir aşık diyor ki Allah'ın ismini zikrediyor zevkle. O aşık iki olmuş zikrediyor, üç olmuş, dört olmuş, beş olmuş, el olmuş, yüz olmuş, beş yüz olmuş, bin olmuş. Ölçebilir misin sen bunu? Zevkini alamıyor musun bunu? Padişahlar bizim zevkimizi bilselerdi, toplarını, tüfeklerini tevcih ederler, elimizden almaya çalışırlardı. Ama topla, tüfekle alınmaz bu zevk, iman zevki bu. Sen ne anlarsın dışarıdan bakmakla? Gir içine. Allah bu zevki versin de ondan sonra konuşurum seninle. Suçlama o zaman bu insanları. Hor görme bu insanları. Niye hakir görüyorsun? Bazı öyle ulema geçinen kişiler gelmiş ki bu dervişlerin zikrettiği yeri metrelerce kazımadıkça orada namaz kılınmaz diye de fetva vermiştir. Allah hesabını sorsun, bizlere de o müjdeyi versin, hesap sorduğu müjdeyi. Çünkü Hazreti Allah Kur'an-ı Zümüşan'da Allah'ın mescitlerinden Allah'ın zikrini men eden zalimden daha zalim kim olur buyuruyor. Peki, nasıl men edeceksin? Kabul ediyor musun bu zalimi? Yazık, yazık, yazık. Ondan sonra da alim geçineceksin, bu milletin başında kospos edeceksin, öyle mi? Yani ben din otoritesiyim diye. Allah şerrinizden korusun. Böyleler. Evet. Onun için ayet-i kerim öyledir. Hatta beni kaza meydanlarında icadınızı andığınızdan daha şedid zikredin buyuruyor Hazreti Allah. Kaza meydanlarına icradını anıyorsun ya, karşısındakini söndürmek için nasıl bağırıyorsun böyle ircamla? Ben filancanın oğluyum falanca tenezzül etmiyor zaten. Ayarı o kadar değilse karşısındakinin eski harfler öyle. Şimdi buna lüzum kalmadı. Hazreti Allah buyuruyor ki, ondan daha şiddetli beni zikredin, şiddetli zikredin. Yok efendim, Allah deyince kafir olurmuş ki insan bağırırsa. Çok bunlara layık bir şeyler geliyor da hatırıma diyemiyorum. Anlıyorsunuz siz değil mi?
Onun için Allah zikrinden bizleri uzak tutmasın. Rabbim bu zevk-i cümleyi ihsan etsin. Başka ne diyeyim? İhlasla inşallah Rabbimi zikredelim. Masivadan sıyrılarak bir kere Allah dedin mi? Ölçüye girmez bu, faha biçilmez. Derviş onun için çalışır. Her zaman bunu demeye çalışır. Evet, reddolunmayan müracaat, reddolunmayan zikrullah. İnşallah, hadi öyle yaparız inşallah, değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe'ale mennehu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Enaniyet, Allah'ın en büyük hastalığıdır. Kendinde bir şey görmek en büyük hastalığıdır. Devası da zor. Evet, çok uğraşmak lazım ki belki bir nebze dışarı alabilirsin. Ama ene dediği zaman ben dediği zaman tehlike başlamıştır. Allah korusun. Ne kadar kendini aciz görüyorsan gerçek bu. Gerçek senin enaniyetine düşmen değil, maddini bilmendir. Kişi noksanını bilmek kadar imkan olmaz mı yoktu? Ne kadar tevazu gösterebiliyorsan o kadar insansın, o kadar kemalindesin. Evet. Söylüyorum daha iyi anlayacağım. Kendinde varlık gören şeyler dahi Allah korusun muhtaçtır bu şeyler. Allah, 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 All
Thank you.
Beni şehzade, hem de şehzade. Bu da yaratıldığımız. Ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Thank you.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم
Allah şükürler, Allah'a emanet olun.
tekrar tekrar edeceğim. Fakat tekrar edeceğim. Bazı arkadaşlar da Allah razı olsun her hafta zahmet ediyorlar. Ama onları da biraz rahatlamış oluruz. Onlar ısrar etmiş olurdu. Maşallah, Allah razı olsun. Çok sağ olun. İşte her ayet ilk pazarı inşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Demek ki önümüzdeki hafta... önümüzdeki hafta değil de... yine de devam edecek çıkıyoruz tabii. Arkadaşlar yapıyoruz. Maşallah. Selamünaleyküm.